Neden bıraktım konusu, başkanlığı neden bıraktığım konusu. Arkadaşlar, hepiniz takdir edersiniz ki başarının sahipliğine çok olur. Başarının sahipliğine çok olur. Başarının sahipliğine çok olur. Başarısızlığı kimse üstlenmez. Bu hayat böyledir. Şimdi biz 36 yaşında girdik bu şeye. Ben ismimi sildirmek bağlı. İşte gördüğünüz şeyleri, maddeleri sıraladım size. Kimse inanmıyordu. Herkes bu kulüp düştü, bu taraftan açılmaz dediği noktada ben ve yönetim kurulu arkadaşlarım biz ismimizi koyduk bu şey, yani bu kulübe bir şey olmasın diye. Yani ben bu Allah korusun bugün herkes seviniyor. Herkes diyor biz açtık, onu yaptık, bunu yaptık diyenler takdir ediyorum. Onlara sevinsinler tabii. Sevinmek de herkes hakkı. Ama Allah korusun kötü bir şey olsaydı ne olacaktı? Bu kutakalıp küme düşseydi ne olacaktı? Ben bu şehirde bütün kariyerimi bitirecektim. Ben bunu göze alarak girdim bu işlere. Neden bıraktığım konusuna bir kez daha girmek istiyorum. Biz Afyon maçından sonra ben yurt dışındayım. Hiçbir şey yok. Takım ligde kalmış. Herkesin sevineceği bir anda taraftar beni istifaya davet ediyor. Allah Allah. Ya biz ne yaptık ya? Biz primini ödemişiz takımın. Bugüne kadar. Biz yemeğini, her şeyi yapmışız. Her deplasmanda götürmüşüz. Maaşlarını vermişiz. Futbolcuların. İki maaşımız kalmış sadece vermediğimiz. Biz her şeyi yapmışız kulübe. Biz ne istifaya davet ediyoruz? Biz başarısız mıyız yani? İstifaya davet ediliyoruz. Ben bunu anlamadım bu kafalar. Zaten bu kulüp bu böyle yapıla yapıla bu hale geldi. Tatildeyiz ya. Tatilde elim kafam telefonda. Yok o arıyor, bu arıyor. Yok Fransa'ya futbolcumu satmaya gittin. Yok sponsorun bulmaya gittin. Ya kardeşim tatildeyim diyorum. Ya ne alakası var yani? Yok işte taraftar seni istifaya davet ediyor. Yok onu yapıyor. Yok bunu diyorlar. Yok tehdit etmişler. Kim etmiş kardeşim bilmem ne. Yalan yanlış bilgilerle insanların beynini yıkadılar. Bu sosyal medya olayı zaten sıkıntı bir olay. İşte herkes yazıyor, kafayı çeken yazıyor yani. Öyle bir olay yani. Böyle yapıla yapıla bu kulüp bu hale geldi. Ben vicdanen rahatım kardeşim. Bildiğiniz üzere kongre sürecine girdik. Ben bundan sonra da son olarak da şunu söylemek istiyorum. Başka adaylarımıza. Bundan sonra herkes öyle diyormuş. Proje üretebilecek. Futbolcu satmadan yöneten acil başkanlar arıyorlarmış. Ne demek? Paralı başkan arıyorlarmış. Buyursun gelsinler abi. Kulübün şeyleri, kayıtları açıktır. Hemen gelsinler. Bugün yarın değil. Hemen kulübün kayıtları açıktır. Hemen gelsinler. Bu kulübe sahip çıksınlar. Bu şehire bir vefa borcum vardı. Gerçi vefa İstanbul'da bir semtin adı ama neyse önemli değil. Benim bu şehire bir vefa borcum vardı. Her caddesinde, her sokağında bir anımın olduğu bu şehire bir vefa borcum vardı. Ben bu hizmetleri yaparak bu vefa borcumu ödediğimi düşünüyorum arkadaşlar. Ben bütün yönetici arkadaşlarıma, beni bu dönemde yalnız bırakmayan bütün arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum. Fuat hocama çok teşekkür ediyorum. Teknik heyete çok teşekkür ediyorum. Mesela Eskişehirspor bu şehrin en değerli markasıdır arkadaşlar. Tamam mı? Eskişehir bu spor bu şehrin en değerli markasıdır. Bu markayı yere düşürmedik, bu bayrağı yere düşürmedik. Layık olduğu yere tuttuk. İnşallah bizden sonra gelecek arkadaşlar da bu bayrağı daha ilerlere götürürler. Eskişehirspor'un layık olduğu yere gelir diyorum. Ben son olarak sizin basın mensupları hepinizin hakkınızı helal edin. Olmuştur belki bir kırgınlığımız, dargınlığımız olmuştur. Benim yani kimseye bir dargınlığım olmaz. Ben genelde kavgacı bir yapım yok benim. Gene olmuştur bir hata söylemiştir, söz söylemiştir. Mübarek günlerde hepiniz hakkınızı helal edin. Ben hakkımı helal ediyorum. Adına ne koyuyorsanız koyun. İftiranın olduğu yerde ben olmam abi. Ben bunu çok açık bir net söyleyeyim. Mantıklı eleştiriler insanlara başarıya götürür. Ben bu eleştiriye kızmam. Ama şimdi yalan yanlış, iftira atarak eleştiri yaparsan ben orada yokum işte. Ben orada yokum.